1979'da Erzincan'da doğdu. Eğitiminin bir kısmını burada yaptı. Daha sonra İstanbul'a göçtü. Orta öğretimini orada tamamladıktan sonra öteden beri hayali olan gazeteciliği yapmak için Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne girdi. Bu üniversiteyi bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. 1990 sonrası politik sinema üzerine bir tez hazırladı. Mesut Çiftçi. Hemen anımsatalım. Lütfen kanalımıza abone olunuz. Lütfen yorumlarınız varsa yorum kısmında belirtiniz. Mesut Çiftçi iki belgesel film yaptı. Bu belgesellerin hem senaryosunu yazdı hem de yönetti. Biri Tevfik Fikret'le ilgili, diğeri de köy enstitüleriyle ilgili. Ayrıca Kılıç Balığı'nın Ölümü, Sonsuz Matem ve Ölü Bayramı adlı belgesellere senaryo anlamında katkı sundu. Mesut Çiftçi'nin bir de romanı var. Yaşanmamış Hayata Veda. Minval Yayınları'ndan çıkan Yaşanmamış Hayata Veda adlı roman aslında bir ilk roman. Fakat ilk romanların genel itibariyle üzerinde taşıdığı birçok eksiklik burada yok. Yaşanmamış Hayata Veda romanı çok iyi bir cümleyle başlıyor. O cümle şöyle: uykunun en iyi tarafı gerçeğe ara vermektir. Tabii roman içerisinde bunun gibi altı çizilecek birçok cümle var. Buradan da anlıyoruz ki Mesut Çiftçi genç olmasına karşın yazıyla uzun zamandır haşır neşir olmuş. Romanda Aziz Yalnız'ın hikayesi anlatılıyor. Aziz Yalnız'ın hikayesi nedir diye soracak olursanız, romanın arka kapağında bir anekdot var. O anekdot aslında romanın ipuçlarını da barındırıyor. O anekdot şöyle: filler öleceği zaman ya da öleceğini hissettiği zaman uzun ve yalnız bir yolculuğa çıkarlar. Ta ki ölmek istedikleri o fil mezarlığına varana kadar. Oraya vardıklarında kendilerini bırakır, yere uzanırlar ve ölmeyi beklerler. Adeta ölmeye yatarlar. Bu yazgıyı kabullenmiş bir biçimde hayatlarına son verirler. Aziz Yalnız'ın da böyle bir durumu var diyelim. Bir haber alıyor ve o haberle artık hayatta kaybedecek hiçbir şeyi olmadığına inanıyor. Roman boyunca gözüne hep genç bir fil görünür. Bu fil imgesi romanın sonuna kadar onun peşini bırakmaz. Aziz Yalnız da bir yolculuğa çıkar ama tabii ki bu yolculukta, her yolculukta olduğu gibi, insan birçok şeyle karşılaşır. Çünkü her yolculuk kendi başına bir maceradır. Aziz Yalnız hayatını değiştirecek haberi aldıktan sonra adeta geçmişiyle bir hesaplaşmaya giriyor. Aslında şunu fark ediyor: hep yeni bir şeyler kurmaya çalışmış, hayallerini gerçekleştirmeye çalışmış ama ne kurabilmiş ne de vazgeçebilmiş. Roman kurgusuyla, anlatımıyla, ifadesiyle gerçekten güzel. Okurken sıkmıyor. Ayrıca okura ara ara soluk alması için fırsat da veriyor. Böylece siz romanı kafanızda yeniden üretebiliyorsunuz. Tabii her romanda olduğu gibi bu romana da tat katan bir aşk hikayesi var. Sanem'in Aziz Yalnız'a söylediği "kendine güzel bir kız bul ve aşık ol" cümlesi de Aziz Yalnız'ın peşini bırakmayacaktır. Acaba Aziz Yalnız da o anekdotta anlatılan fil gibi hayatını yalnız bir yolculuğun sonunda bitirecek mi? Bu merak konusu oluyor romanda ve sonuna kadar da bu merak sizin peşinizi bırakmıyor. Okurken etkilendiğim romanlardan birisidir Yaşanmamış Hayata Veda romanı. Edebiyatımızın
öksüz çocukları vardır. Onlar yazma macerasında yalnız yürürler. Çünkü yazdıkları şeyi hem yayınlatmak hem de yayınlandıktan sonra istedikleri yerlere ulaştırmakta zorluk çekerler. Çünkü isimleri çok fazla parlatılmamıştır. Ve birçok yerde göz önüne çıkarılmamışlardır. Bu da bir parça güçle ilgili. Bu edebiyatın öksüz çocukları kendi başlarına doğru bildikleri yolda azimle ilerlerler. Arkalarında derin bir iz bırakırlar. Günü gelir, parlatılmış isimler de o izlere bakmak zorunda kalırlar. Mesut Çiftçi'yi ben edebiyatın bu öksüz çocuklarına benzetiyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.